Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta terör saldırısının hedefi olan TUSAŞ'taydı. Cumhurbaşkanı Gökbey helikopterinin hizmete alım törenine katıldı. 12 personel taşıyabilen helikopter, askeri görevlerin yanı sıra arama kurtarma ve yangınla mücadelede de kullanılabilecek. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli helikopter Gökbey'e yakından bakalım. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kullanımında. Üretilen 3 Gökbey helikopterinin teslim töreni, üretiminin yapıldığı 23 Ekim'de terör saldırısının hedefi olan TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi. Gökbey teknik özellikleriyle de dikkat çeken bir helikopter. İç mekan tamamen yeni nesil aviyonik sistemlerle donatılmış durumda. Pilotlar gökyüzünde ihtiyaç duydukları tüm verileri, hız, sürat, irtifa, her şeyi bu yeni nesil ekranlardan görebiliyorlar. Helikopterin toplam kalkış ağırlığı yaklaşık 6 ton. Gökbey, askeri amaçların yanı sıra yangınla mücadele, arama kurtarma operasyonları için kullanılabilecek, hava ambulans olarak da hizmet verebilecek. 6 Eylül 2018'de ilk uçuşunu yapan Gökbey helikopterinin alıcıları arasında bakanlıklar da var. Bizde yangın söndürme operasyonlarında kullanılmak üzere 8 tane alacağız. Yük taşıyacağı için 4 tonluk bir su atma kapasitesine sahip olacak. Denizdeki operasyonlar, Sakarya gaz sahasındaki operasyonlarımız için gemiye intikali helikopterlerle sağlıyoruz. İnşallah artık yerli milli helikopterlerimizle sağlayacağız. Gökbey'in yine yerli imkanlarla geliştirilen TS-1400 motoruyla donatılmış versiyonunun teslimatının 2027-2028 yıllarında yapılması planlanıyor. Üretim hattında 2024 yılı itibarıyla ayda 2 helikopter üretilecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Toplamda 300 adet Gökbey helikopterinin üretilmesi hedefleniyor.